Selam arkadaşlar, Sayıcı D'sine hoş geldiniz. Ben Erkan. Türkiye serimiz devam ediyor. Ruslarla savaşımız vardı. Bir iki tane ayarlama yapacağız ve sonra oyunumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi sizin tavsiyelerinizden bir tanesi buradaki muharebeleri tamamen otomatiğe bağlamak. Artık Almanya'nın da önünü kestiğimize göre daha fazla uğraşmamıza gerek yok diyordu bazı arkadaşlarımız. Ve ben haklısınız diye düşünüyorum. Mantıklı. O sebepten dolayı şunları seçip agresife çevireceğim. Bakalım nasıl hareket edecekler. Agresif saldırısına bakalım ne oluyor. Merak ediyorum ben de zaten. Şunun birazcık şeyini azaltalım. Menzilini biraz azaltalım. Şununkini arttıralım. Ondan sonra bunu da yine topluca agresife geçiriyorum. Ve bunun plan şeklini birazcık değiştirelim. Mesela şunu alalım. Alamadım sanırım. Kenarda kalıyor. Şöyle. Oraya değil de şöyle ol. Ondan sonra seni alalım. Sıfırlayalım. Sonra yukarıdan çizelim şöyle. Biraz daha bu tarafa doğru kaydıracağım. Şöyle. Bütün buraya yardıracaksın. Artık nasıl yardırmak istiyorsan. Hepsi seçiliyken yaptığımız için herhalde görevi de almışlardır. Şimdi mavi olanlarda biraz sıkıntı var. O da şu arkadaşlar. İki tane plan varmış gibi görünüyor. Plan bonusumuz maksimumda ama hiçbir plan dahil plana dahil değil birimlerin. Hiçbiri hem de. Ve yanaştığınız zaman görüyorsunuz. No divisions diyor. Öbürüne de aynı şekilde no divisions diyor. Nasıl böyle oldu bilmiyorum. Ne kadar zamandır böyle bilmiyorum. Hiç ilerlemedi buradaki cephemiz o yüzden. Ve tabii ki böyle bir neticeyle karşı karşıya kaldık. O da saçma sapan bir şey. Şimdi ben buna kontrol tık diyorum. Böylece bunu seçmiş gibi olduk. Alttaki seçili değil ama alttakine de mesela şuradan birkaç tane birliği dahil edebilirim. Ya da şuradan seçelim ya. Şöyle kaç tane oldu? Çok fazla değil, değil mi? Aslında silebilirim de ya. Mesela şunun planı çünkü çok saçma bir şekilde. Saçma derken yani şimdi biraz saçma geliyor. Aslında normal. Düşünüyorum da devam edebilir miyiz böyle? Yok yok. Devam etmeyelim şu şekilde. Ben şöyle burayı daraltayım. Hala ayrı bir plan görünüyor. Şöyle yapsam bunu. Tek plan oldu, değil mi? Tamam, bu böyle yardırsın. Şurayı biraz daha yukarı doğru alalım. Şöyle bir şey. Ya da şöyle olsun. Tamam, böyle iyidir. Bunların hepsi... Aa, bir dakika, bu arada. Evet, plana dahil olması lazım hepsinin. Tamam, seçili. Seçili, güzel güzel. Bu böyle. Gelelim Sincan'a. Bu arada İspanya'da da yapacak işlerimiz vardı. İspanya'daki olayımız aslında tamam. Burayı biraz ihmal ettik. Ben şu üçüyle, pardon, şu üçü derken şunları kastediyorum. Plan bonusları maksimuma ulaştı zaten. Ben şunu devreye sokayım mı bilmiyorum ama nerede bu? He. Doğrudan üçünü buraya dalsınlar kendileri. Şunları şimdilik sadece oyalama amaçlı kullanabiliriz diye düşünüyorum. Asker güçleri biraz zayıf ama bilmiyorum. Belki oyalama amaçlı şunu kullanırız. Şöyle bir gel bakalım. Sen de böyle bir dene. Dene sadece. Ondan sonra sen de buraya. Sen yok, sen buraya. Sen de buraya. Bir tek buraya dalmayacağız. Sen de gel. Bir bakalım ne olacak. Benim almak istediğim tek yer burası aslında. Yani diğerleri başarısız olacak diye varsayıyorum. Varsın olsun, önemli değil. Yeter ki orayı alalım. Sincan bölgesine gidelim. Bu bölgede birazcık işlemlerimiz daha önemli hale geldi. Çünkü şimdi şu ordunun limiti şuraya kadar genişlemiş gibi görünüyor. Ben istemiyorum bunu. Sadece batıda kalsın, pardon, doğuda kalsın istiyorum. Ama bir türlü onu yapamadım. Geçen sefer de ayarladım ama olmadı olmadı maalesef. Şu ne? Şu iki birlik ne alakaysa buraya düşmüş. O da komik. Ayrı bir komiklik. Tamam, şimdi ben bunların tamamını şöyle şu şeyi silsem diyeceğim. Silmeyelim. Şöyle yapalım o zaman. Sen buraya kadar gel. Ya da dur, hepsini silelim ya. Ya da silmeyelim, boş ver. Biraz daha gelemez misin ya? Lanet olsun şey. Oo, planı bozduk. Plan saçmalandı. Dur.
Tamam, siliyorum abi. Sildim hepsini. Şimdi hepsi seçiliyken güzelce yeni bir şey kuralım. Olmadı, buradan olmuyor, tamam. Çünkü aşağıdan değil yukarıdan seçmem gerekiyordu. Şöyleyken şuradan şöyle. Şuraya kadar değil mi? Tamam, siz orla uğraşın. Lan ben bunu geri almaya çalışıyordum. Neyse, önemli değil. Muhtemelen aynı sebepten kaynaklanıyordur bu. Şimdi siz orayla uğraşırsınız. Ondan sonra bizim mavilerin olayını da işte şu bütün bu hattın tamamını iptal edeceğim. Şöyle ki şunu ben buraya çekeceğim. Hatta pardon, şuraya çekeceğim. Şu tarafı da Sovyet sınırının tamamını kapsayacak şekilde böyle yapacağız. Ondan sonra hedef. Oha, bu hedef nasıl böyle oldu? He, tabii ki. Normal. Hedefi sıfırlıyorum. Şuradan şöyle bir şey yapacağız. Şimdilik. Bir dakika, şu biraz aptalca oldu. He. Şöyle, tamam. Bu daha mantıklı gibi. Tamam mıdır? İyi, güzel. Neden? Çünkü Çinli topraklardan geçmeyelim istiyorum. Çin topraklarından geçmeyelim. Siz hepiniz bu tarafa geçin, ondan sonra hareket edersiniz. Hatta ben şöyle geçireyim bunları. Tamam, güzel. Geri kalanlar da gelsin bakalım. Bir de şu bölgedeki birlikleri, şu grubu, sadece şunu ayrı bir ordu yapıyorum. Başına komutan koyabilecek miyiz? Şimdilik koyamıyorum. Almayacağım yeni bir komutan. Dursun böyle. Size ayrı bir bölge seçeceğim. Şöyle ki yine mi ya? Ne taraftan seçmemiz gerektiğine dair bazen şey oluyor insan. Kafası karışıyor. Şöyle. Saat yönünde galiba seçtirmemiz lazım. Siz üçünüz bu şey dördünüz burada kalacaksınız. Size bir plan hemen çizeyim. Şöyle gel. Ondan sonra hatta devreye de alacağım planı. Yardırın. Fark etmez. Ondan sonra bunlar da böyle yardıracaklar. Vesaire vesaire. Şimdi olay bitti herhalde. Ha pardon, şunlar kaldı değil mi? Şu morlar. Morların menzilli şeyle ön taraflarını yani cephe hatlarını seçtik ama şunu da şöyle seçtik mi zaten işimizi görecek. Ben bunu direkt aktif edeceğim zaten. Onlar da gitsinler. Tamam, ben biraz Sincan'la daha fazla uğraşacağım bu bölümde. Aynen sizin de dediğiniz gibi Sincan'la şu anda uğraşmak daha etkili olacak gibi görünüyor. Roket artilleri upgrade. Güzel, süper. O çabuk çıkacaktı zaten. Bu ne kadar sürüyor? 79 gün. Artilleri. Aslında bunu da yapmamız faydalı olurdu ama. Support diyorsun. Anti-tank hiç kullanmadık. Naval, bunu daha yakın zamanda açacağız. Çünkü onun şeyini açıyoruz. Just 3 gerek yok demiştik. Şu tarafta bir şey var mı? Atomun birinci seviyesini açtık. İkinciyi açıyoruz. Buralarda bonuslar gitmiş ya. Roket bonusları vardı. Allah Allah. Nasıl gitti acaba ya? Şurayı mı açsak acaba artık? Yok, 138 gün sürüyor. Çok önemli değil bunlar ya. En başa dönelim, burada var mı bir şey? Olmaz mı? Olmaz mı? Şunları açalım. Bunları açalım. Gece savaşma yeteneği var. Onu açarız. Zaten bunları açana kadar bu gelir. Onu da açarız. Dağcılardan bahsediyordum. Aslında dağcıları da açabiliriz. Bu ne kadar gün sürüyor? 104 gün. 198 gün mü? Oha. Şunlarda %50 bonus var. Ama niyeyse bunda yok. Her birinde birer tane var. Bunlar kullanmıyorum zaten. O yüzden boş ver. Şu iyi. Ama bir dakika. Şunlara da bir bakalım mı? Burada ne varmış? Mesela şunu açmadık henüz. Bu da 119 gün sürüyor. Şunun sonuncusu daha gelmedik şeye. O zaten ona geldiğimiz zaman bunları da açmamız gerekecek. Tankta var sırada bir tane. Yani ona baktık. Doktrin zaten sonuncusunu açıyoruz. Kaç günü var? 11 günü var. Doktrinlerden kurtuluyoruz artık. Bir tane boşa çıkıyor şeyimiz. Doktrinlerden kurtuluyoruz derken kara doktrinden kurtuluyoruz.
Tam öbürleri kalsın o zaman. En iyisi dediğim gibi şunu açmak ve devam edelim. Tamam. Siz abi girişin ya, girişin. Siz hepiniz gelmiyor musunuz? Bir dakika. Buradaki bütün Türk birliklerini, mouse'um takıldı ya. Bütün Türk birliklerini bak öyle gelmeyin yani. Öyle bir dakika şunu düzelteyim de. Öyle gelme yani. Şimdi Çinlilere toprak kazandıracaksın. Ben sana şöyle seçeyim. Tamam mıdır? Şuraya kadar geleceksin. Bir birim mi seçmişim lan? Yukarıda bir birim varmış. Sen de böyle buraya kadar gel desem. Aa valla ha tamam, bunda özellikle seçmemiz gerekmiyor. Yani bu sefer gerekti. Niye? Neyse. Ya bir tanesi de öyle gelsin. Ne yapayım? Uğraşamayacağım vallahi açıkçası. Tamam devam. Şu morlar gidiyorlar değil mi? Uzaklaşıyorlar. Evet. Şunu ben buraya dahil etsem. Vallahi hiç uğraşmasın ya. Sen oraya değil de. Ha oraya oraya. Evet. Güzel. Tamam yardırın. Hem burada birliklerim var. Bunlar kayıyorlar. Güzel. Bunlar ilerlediler değil mi? Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Saldırıya devam ediyor bunlar. Çok iyi. Aferin lan. Şunlar bir ayrılsalar, 3 birim aynı yerde toplandık. Ayrılın abi, bu tek kaldı. Oraya desteğe değil de buraya gitsen. Tamam. Sen hala gelmiyor musun ya? Gelsene bu tarafa. Yani oradan geleceğim illa diyorsun. Ben malım, illa oradan geleceğim diyorsun. Hızlıca gelin buraya ya. Advanced Artillery. Oo, çok iyi oldu, çok iyi oldu. Güzel. Şimdi bu da geldiğine göre, dediğim gibi aslında bunu da açabiliriz. Ama ben diyorum ki supportlardan şunu açalım artık. Recon çünkü çok güzel, çok etkili. Onu her birimimizde kullanıyoruz. Hemen hemen %100 yani. Şunu devreye aldın değil mi? Ha, güzel. Ha pardon, mavileri de agresif yapalım. Dalın. Yardırın. Her yere dalın. Öldürün hepsini. Güzel. Bunlar iyi ilerliyor. Tamam buraya da geri dönelim. Evet Sovyet sınırında genişlemeye devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla iyi bir şekilde. O geldi. Doktrin, son doktrin bize ne verdi bakalım? Soft ve hard atakta %10'ar bonus verdi. Bütün herkese, bütün birimlere. Böylece doktrin olayını tamamlamış olduk. Şimdi hava doktrininden devam edebiliriz ama hava gücüne de çok fazla ihtiyacımız olmadı sanki. Denizciliğe geçsek mi acaba? Bu arada varyant olayından bahsediyorduk. Burada arka planda oyun devam ediyormuş. Bir duralım bakalım. Varyant olayından bahsediyorduk. Belki varyant düşünebiliriz. 144 gün sürüyor. Çok da önemli değil ya. Ben şuradan 117 yok. Neredeydi? Şunu açalım. Varyant olayını şöyle düşünebiliriz. Pardon. Varyant olayını düşünebileceğimiz teknolojiler mesela mekanize de varyant diye bir şey yok. Ama medium tank gibi tank birliklerinde varyant düşünebiliriz. Ama bir de uçaklarda varyant aslında güzel olabilirdi. Fighter 3 üretiyorum. Ben bunun bir varyantını yapsam güzel olabilir. Bayağı da bir hava gücü yok lan. Havada he, havada evet bonus bayağı bir puanımız varmış. Bunun varyantını nasıl yaparız? Mesela silahını arttırsam reliability'si ve hızı düşüyor. Ondan sonra menzili boş ver şimdilik.
Hızı motoru güçlendirsem reliability düşük kalıyor ama diğer ikisi normal seviyeye geliyor. Hem hız yüksek hem atak gücü yüksek. Weapon'ı 2 3 yapalım. Agility'de düşüş var. Bunu arttıralım böylece şey yapsın. 3 3. Her zaman 3 iyidir. O zaman reliability'yi de 3 yapalım. Hala 340 puandayız. Menzilde düşüş var mı? Yok pardon, reliability 3. Heh, şimdi oldu. Menzilde düşüş yok. Hızımız arttı. Atak gücümüz arttı. Menzilde düşüş yok ama artış da yok. Menzili arttırırsam ne olacak? Menzil artıyor. Atakta herhangi bir yerde düşüş var mı? Reliability'de düşüş var. Menzili arttırmak için daha fazla yakıt koyma ihtiyacı hissediyoruz. Normalde menzili ne ki bunun? Yani şöyle yapınca 1000-1100 mü oluyor acaba? Ama zaten yapamıyorum gördüğüm kadarıyla. Yani puan yetmiyor. Bir tek bunu arttırmak 475'e çıkartıyor. Mesela şu iyidir. Varyantı da diyelim ki Fighter 3 süper diyelim şuna. Ne diyeceğini bilemiyorsun. Şu üçünün birlikte artırılması bence ideal. Çünkü sadece atak gücünü ve maksimum hızını arttırmış oluyorsunuz ama hiçbir negatif yan taraf, negatif bir şey kalmamış oluyor. Range'i arttırmak istiyorsanız o zaman reliability'yi fazladan kasmanız gerekebilir. Range'i arttırmak bazen faydalı olabiliyor ama çok gerekli değil gibi geliyor bana. Fighter 3 süpere geçelim. Üretimi. Zaten fazla bir düşüş olmadı gördüğünüz gibi. Ondan sonra şunun ikincisindeyiz. Muhtemelen 3'ü açmayacağız. Oha, bunun üretimi durmuş lan. Allah Allah. Fabrikaların bir kısmı gidiyor ya, onlarla birlikte bu da gitmiş. Şuna da bir varyant yapmak isterdim ama şimdilik kalsın. Varyantlarımıza bir de şu tankla devam edelim. Medium tank 2 üretiyorum ama medium tank 3'e geçmek istiyordum ya. Bunun varyantını yapmak. Gerçi 3'e de daha çok var. Peki varyant yapmaya çalışsam. Main gun'ı arttırsam. Engine armor değil mi? Hep böyle oluyor genelde. Reliability. Aslında 4'ünü birden arttıracağız burada. Bakalım puanımız yettiğince. 2'ye çıkarsam. Böylece hiç negatif taraf olmuyor. Ben bilmiyorum, mantıklı geliyor böyle yapmak. 180 puan. 3 tane arttıralım her birini. 390 puan. Sanırım bu tamam. Bundan daha fazlasını yapamayız. MK. Bunu 6 ay diyebiliriz mesela. Bir tane daha arttırmaya kalksam puan yetmiyor. Evet, tamam. Şimdi 390 yeterli. Buna şey diyelim. Bu da bizim tankımız olsun. 6 ay 1. Yani. Vesaire. 6 ay 1. Neredesin? Heh. Sana geçelim. Burayı da yine 6 ay 1'e geçelim. Kendi tankımızı oluşturmuş oldum. Ben bunu unutmuştum arkadaşlar. Yoksa yapardık yani. Variant dediğimiz başka türlü olmuyor artık. Bunlar sadece. Gördüğünüz gibi variant işareti yok bunlarda. Bunda da yok. Tankta var. Motorizede de yok. Uçaklarda var ve gemilerde var. Şimdi denizcilik puanımız biraz düşük. Ama variant yapacak olursak en yüksek seviyeye ulaştığımız gemilerde variant yapmak mantıklı olabilir. En çok ürettiğimiz gemilerde. Ama şimdi bakıyorum. Destroyer olabilir mesela. Ya da denizaltı olur. Denizaltılarda bizim şu anki denizaltımız 4. seviye denizaltı şu. Bunun bir varyantını yapmaya çalışsak mesela atak gücünü arttıralım desem torpido, stealth, motor, evasion artıyor, maximum speed artıyor, reliability düşüyor, maximum range artıyor otomatikman. Diğer her şey biraz artmış oluyor. Torpidoyu azaltırsam, evet. Şimdi o zaman stealth'i koysam mesela evasion artıyor. Evasion şey, kaçınma harekatı. Her şeyde bir artış var ama reliability düşüyor. O zaman reliability'yi de arttırdığımız zaman otomatikman her şey artmış gibi oluyor. Kaç puan? Baksana, her birini bir arttırdım 130 puan. O yüzden burada varyant yapamıyoruz. Yani uğraşmayacağım varyant yapmakla da diğer bir de işte. Devam. Variant. Le variant. Biraz Fransızca variant gibi olmuş oluyor ama aslında alakası yok. Tamam. Hala gelemediniz ya.
Aslında bunları ben şeyle işte hızlı modda getirmek istiyordum ama lanet herifler gelemediler bir türlü. Gelin lan bu tarafa. Gel buraya. Git. Yürü. Naval effort. Tamam, eyvallah. Yürü lan. Dağcı. Sen de buraya gel. Bunlar kaçıyorlar mı? Bana mı öyle geldi? Şu birim. He, bunlar geliyorlar ufaktan. Hızlı bir şekilde. Ha, burada tank birliğimiz var. Gel böyle. Sonra da böyle git. Sen şimdiden buraya saldır. Tamam, güzel gidiyorsunuz. Eyvallah. Eyvallah. Gidiyorsunuz, gidin. Şimdi siz ne yapıyorsunuz bakalım. Sen ne yapıyorsun burada? Bir şey diyeceğim, ben bunu buraya katacağım yani. Çünkü burası sanki biraz zayıf kaldı. Cephe hattı genişliyor giderek. Heh, pardon, sen oraya saldırıyorsun. Bak, cephe hattı genişliyor ama birim sayısı az kaldı burada. Şurada bir tane şehir var. Retreat diyorsun yine. Aa, 3 puanlık bir şehir hem de. Oraya yardırmak lazım hızlıca. Sen geliyorsun değil mi? Neden hızlı modda gelmiyorsun? Bu zaten alıyor Taşkent'i. Güzel. Sen de böyle devam et. Peki. Şimdi her şey süperken ben size şunu sorayım. Size derken bu adamlara sormak istiyorum. Buradan buraya geçiş yok galiba, değil mi? Maalesef. Maalesef yok. Evet. Burası öyle bir aşılmaz bir yer ki. Ne burası? Göl mü? Evet, galiba lake. Evet, göl. Neyse, bu taraftan ilerleyecek bizimkilerden. Ne yapalım? Maalesef Çin bölgeleri çoğaldı burada. Bizim bu elemanlar ne yapıyor bir bakalım. İlerliyoruz baya. İlerliyoruz. Bu da ilerliyor. Fena değil. Fena değil. Buralara bakmıyorum. İspanya'da çok merak ediyorum. Başardık mı? Vallahi başarmışız ya. Başardık. Bunlar öldüler. Bunlar öldüler. Şimdi bunlar size de bir yeni bir hedef seçeyim. Neredesiniz? Şöyle. Zaten hedef harekat devrede. Ondan sonra şunlar hiç hareket etmemişler ya. Sizin hedefiniz var zaten. Dalın. Bunlar imha olacaklar yakında. Onu o yüzden şeyim yani. İyi düşünüyorum. İmha olacaklar çünkü limanları kaybettiler. Tamam, umarım başarılı olurlar. Umarım başarılı olurlar. Bu arada ben şunu unuttum. Rocket effort dediği iki tane ahead of time penalty diyorsun. Yapma. Bu bir halta yaramıyor işte. Nükleer effort %50 ahead of time penalty. Bunu alabilecek miyiz? Nükleer ne zaman bitiyor? Aa. Hani nükleer? Ha, şurada. Tamam. Aa, bu çok ya. Bu daha 263 günü var. Bir dahakine bunu başlatayım o zaman. Tamam, o zaman ben şunu araştırıyorum. Roket. Bunları zamanlamasını güzel yapamadım ya. Beğenmedim yani yaptığımı. Neyse, başlatayım artık. O da bitsin. Elimizde bir şey kalmasın yani. Beklediğimiz bir şey kalmasın böylece. Tamam, bunlar ilerliyor. Ben Sincan'a geri dönelim diyorum. Moğolistan'ı şu anda almaya çalışıyoruz. Sincan arada böyle bir gariplik var. Sincan'ın ama yani bu kadar Alman ve Japon birliği şurayı herhalde 2 dakikada hüpletirler yani. Niye böyle kastınız anlamadım ki. Ayrıca Amerikan birlikleri de yok oldular burada. Bu arada ben şey üretmek istiyorum. Biraz garnizon üretelim ya. Lazım olabilir. 5 6, 7, 8, 9, 10. Lokasyon. Lokasyon kuzey, Türkiye'nin kuzeyinde bir yerde. Şurada çıksınlar. Çünkü ben Rusya'ya göndermek zorunda olabilirim diye düşünüyorum bunu. Garnizon. Garnizonda dediğimiz gibi hiçbir şey yok. Military polis dışında. Suppression etkisi olan başka bir support birimi var mıydı? Galiba yok. Topçu da zaten olmaz. Recon'da var mı?
Organizasyon yok. Onda zaten olmaz. Tamam. Belki daha fazla atlı ekleyebiliriz ama şimdilik farklı farklı birimler olsun, çok sayıda olsun daha iyi bizim için. Çünkü sadece garnizon etkisi var. Lan gemileri ben ayarlamadım mı? Pardon. Filoya katılması için yapma. Bir büyük gemiyi unutmuşuz asıl. Asıl bu önemliyken biz bunu unuttuk. Bunu Türk donanmasına katalım. Türk donanması diye bir şeyimiz var ya, filomuz. Oh, neredesin? Aa, bunlar hep liman. Ha, en tepedeymiş lan. Daha önce en aşağıdaydı. Dalga mı geçiyorsunuz lan benimle lan? Şunu da dahil etmek istiyorum ama nasıl yapacağız? Şu filonun tamamını geri mi çekelim yani? Şu bölgeyi tutuyoruz aslında. Burada bir şey yok ki. Geri çekebiliriz vallahi. Ama bir tane gemi var. En azından şundan iki tane olmuş olur ya. Battle Cruiser. Bizimki bu Battle Cruiser değil mi? Heavy Cruiser'muş. Battle Cruiser değil. Olsun. Heavy Cruiser. Cruiser abi, daha ne olsun. Gel abi. Sen limana geri dön. Bu sefer bu limana dön. Sivas tıp ol. Sivas. Biliyor musun? Güzel. Sivastopol önünde yatar gemiler. Yardır, yardır. Sen ne işin var? Allah kahretmesin, Taşkent gitti Çinlilere kaldı ya. Ulan tam da Victory Point oradan geliyor. Oradan puan alacağız. Senin var ya, nasıl kaldı onlarda ben anlamadım ki. Nalet. Neyse, bazı bir dakika, Taşkent'in dahil oldu. Ha, Taşkent bizde kalır, bizde kalır. Toprağının çoğunu ben aldım çünkü. Toprağının çoğunu ben aldım. Ama buraların mesela çoğunu maalesef herifler götürdüler. Nereye gidiyorsun oğlum? Aa, bir dakika. Ha, pardon. Ben de diyorum burası niye boşta kaldı? Doğru ya. Sebep malum yani. Ya Allah aşkına, siz de agresif olun ya. Öf. Bekle bekle bekle. Dağlık arazi görüyorlar, hemen duruyorlar. Yürüyün ya. Tamam. Oy 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 oy. Siz de yürüyün ya. Bu sefer iyice agresifleşelim bakalım. Aman ne agresifsin ya. Çok agresifsin. Aşırı agresif bir şekilde duruyorsun. Allah'ım ya Rabbim. Tamam, onlar gidiyorlar zaten. Sen bakıyorsun. Acaba buraya gitsem? Aa, aferin lan. Vallahi iyi ilerliyorsun. Biraz da biz yarma harekatı yapalım gibi bir şey yapalım daha doğrusu. Tamam, sen niye gitmiyorsun peki? Sen de git. Hızlı modda şöyle şuraya kadar. Burada kimse kalmadı. Kalmasına da gerek yok. Burası bizde kalmış. Zannedersem bizden alacaklar burayı ya. Her neyse. Tamam. Sen buraya mı girişiyorsun? Ha, dağlık bölge. Alalım orayı ya. İyidir orası. Abi bu Ruslarda ne oldu böyle? Baya bir ağır şey yapıyorlar. Mağlubiyet alıp duruyorlar. Şuradaki birliğimiz nerede? Yani bizim değil aslında da, Çin şeylerin, İranlıların. Sen burada yeni hedef istiyorum diyorsun he. Ben o zaman sana bir hedef seçeyim. Şöyle bunu güncelleyelim, daha iyi olur. Şöyle yapalım. Şu yukarıdakini alalım. Önce bir sıfırlayalım. Sonra şöyle seçelim. Kış geldi ama bizim durduramadı kış. Yani kıştan bahsedenlerimiz vardı. Hatırlıyorum. Tamam, o iyi.
Şimdi buradaki şu ordumuz bu hangisi? Mesela şunu bir güncelleyelim. Bunu da böyle yapalım. Tamam, iyi bir ilerleyişi var. Güzel. Siz niye hala ilerleyemediniz? Aslında bu taraftan ilerlemişler ama. Evet, hedeflere ulaşmışlar neredeyse. Tamam, buna devam etsin ya, boş ver. Hepiniz devam edeceksiniz. Ne kadar kaldı ya bu Rusların bitmesine? Sovyet %20. İyi, biraz daha ilerleyeceğiz demek ki. Tamam. Artık dördüncü hıza geçmenin vakti geldi gibi geliyor bana. Yürüyün lan. Boş boş araziye bakıyorlar ya. Manzara ne güzelmiş, ona bakıyorsun değil mi? Neye bakıyorsun ya? Yürü. Dur. Ben şu orduya bir güncelleme yapayım. Burayı çünkü almışlar. Hedefe ulaşmışlar. Şimdi hedefini güncelleyeceğim ben sana. Öyle değil lan. Şunu sıfırla. Şöyle bir geniş, belki daha da geniş bir hedef seçebiliriz. Şöyle mesela. Bir an kendi üstüne dönüyor zannettim de düzeldi. Şimdi ise bu tarafı da biraz güncelleyelim. Nerede? Şurasıymış. Şöyle güncelleyelim. Bakalım ne olacak. Yalnız bunların sayısı epeyce az yani. Böyle, bu görev için biraz düşükler. 16 Divisions. Ben yine de emin olmak için tıklayayım da. Tamam. Ben kontrol tık mı yaptım? Ne yaptım? Yanlış. Bazen yanlış yapıyorum da arkadaşlar. Bazen Shift'e basıyorum. Bazen başka bir şeye basıyorum. Saçma sapan bir şey oluyor. Tamam. Moğolları bir kapitülate edelim ya. Bunlar morlar mı? Evet. Sen niye burada değilsin? Hızlı gel. Tamam, ilerliyorsun. Güzel. Güzel abi. Hadi abim, yürüyün bakalım. Siz nereye? Lan bir kişi de buraya gelseymiş. Boş arazi. Bunlar da buraya ilerlemeye çalışıyorlar. Güzel, iyi bakalım. Tamam, iyi, devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et. Nerede o göl? Ha, şurasıymış. Şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Buraya geliyorsun direkt. Sen ne yapıyorsun? Sen direkt buraya git. Sen ona destek çık. Sen de buraya git. Ama farklı yoldan gidiyorsunuz değil mi? Ulan birebir aynı yoldan gidiyorlarmış. Tamam, o zaman sen de git. Sen mesela şuraya git. Sen buraya git. Ya garip boşluk var ya çünkü. Arazi boş. Ya direkt yönlendirsem gider gibi geliyor bana bunların hepsi. Sen dağılıyorsun zaten. Sen de dağıl. Oraya gitme lan. Nereye gidiyorsun ki? Niye oraya gidiyorsun ki? Ben anlamış değilim seni. Bunlar galiba şey konusunda bayağı sıkıntı. Ekipman konusunda sıkıntı yaşıyorlar Ruslar. O yüzden bu kadar kolay mağlup oluyorlar. Ekipmanları kalmamış. Mantıklı hareket ediyorsun. Böyle git bakayım. Oo, burası kalabalık oldu. Burada 4 birimimiz var ve karşı taraf inanılmaz. İnanılmaz derken aslında bunlar da adam yok. Ana adam yok lan. Baksanıza. Asker yok bu birliklerde. Çok güzel abi. Neyi keşfettik? Bunu keşfettik. %25 daha hızlı büyüme diyorsun. Güzel diyorsun. O zaman ben şimdi roketi açayım. Çünkü şu an bir araştırma yapıyoruz ya şurada. Bu sadece geleceğe dair, yani nasıl diyeyim, zaman farkından doğan pahalılığı etkiliyor. Diğer bir deyişle şu anki şunun fiyatını ucuzlatmayacak. Bunun fiyatını ucuzlatacak. Birazcık o da. 116 gün. Maalesef belki ona da yaramayacak. Ha, bir tane daha mı var? Ha. Oyun takılmış. Ciddi misin? Yendin mi bunu? Yok artık. 8-1, 9-1'im var burada. Asker yok diyordum ya. Gerçekten ondan kaynaklanıyor demek ki. Nasıl olabilir abi askerin kalmaması? Nüfusunu kaybettim muhtemelen diyeceğim ama. Bilmiyorum. Garip şeyler oluyor. Baksana ya, 5 birim var ama içinde asker yok. Şuradan görünüyor. Askerlerin olmaması. Organizasyon aşırı düşük. Zaten kaybettiler savaşı.
Heh, geçmiş miyiz oraya? Ha, sen gidiyorsun zaten. Tamam abi, durma durma durma. Devam 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 devam. Sınırdan böyle shift'le ben seçeyim sana gideceğin yerleri. Senin tek yapman gereken yürümek. Yürü 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 yürü. Şöyle yukarı doğru git. Burası zaten bizde. Ha, siz bitirdiniz mi görevi? Yok. Ben şimdi size bir şeyse dur. Altla. Şunu bir güncelleyelim. Şöyle yapalım. Tamam mıdır? Nationalist China denen bir saçmalık kuruldu burada ama yapacak bir şey yok o konuda. İran'ı da burada engelledik. İyi, o da güzel. Şimdi şöyle yapayım. Şu birliğin bütün şeylerini silelim. Şu muydu mesela? Bunu da silelim. Onu İran'ın kendi birlikleri halletsin. Ben bununla şuraya aldırayım bunları, olmazsa. Burada kimse yok ki zaten. Ya da şunları mı imha edelim? Sadece şurası olsun ya o zaman. Alsın alsın, önemli değil. 2 Division 10, Army 11. 2 Division nasıl olur lan? Bunların tamamı nereye gidiyor? Heh, şimdi oldu. Hemen de devreye alalım. Bu hangisi? Şu. Tamam, devam et sen. Hiç önemli değil abi. Hiç, sallamıyorum ben bu işi. Sen de o gruba katıldın zaten. Devam et. Ondan sonra biz bayağı bir ilerledik burada. Şurada kuzeyde ilerlemeye devam edeceğiz. Aa, bu ne lan böyle? Çok enteresan bir olay var burada arkadaşlar. Yani devam etsinler bunlar da. Bak, şurayı sınırı bitirmişiz. Ne oluyor lan? Finlandiya bize karşı savaşta değil mi? Allah kahretmesin. Oo, ben bunu hesaba katmadım. Bak, bu birimimiz sıkıntı yaşıyor şu anda. Yardımına koşmamız lazım acil. Nerede bu birliklerimiz? Hiç kimse kalmamış burada. Ben burası güvenli sınır gibi zannediyordum, öyle algılıyordum. Meğersem hiç de güvenli değilmiş. Finlandiya'yı almamız lazım o zaman. Helsinki. Şimdi o zaman şu yeşil ordunun tamamını seçiyorum. Bu yeşil ordunun menzilini, sınırlarını sadece Finlandiya veya şuradan başlatalım. Şöyle. Nerede bakayım? Heh. Aslında öbürü için de çok geniş sınırlar bunlar ama. Ya böyle olunca da böyle oluyor. Saçma oluyor. Şöyle olsun. Ondan sonra bu zaten burayı ele geçiriyor. O sınır bitmiş olacak. Ondan sonra ben bunu hedef menzilini farklı seçmem gerekiyor. Dur bir dakika, yeniden şey yapayım şunu. Herkesi seçelim. Ondan agresif olduğu için şöyle bir duruma düştük. Şimdi burayı, Finlandiya'nın durumunu bilmiyorum. O yüzden ben yeniden normale çevireyim bunu. Belki bu şu an savunma savaşı yapıyor ve organizasyonu düşük. Hesaba katmadık. Evet. Plan bonusu epeyce var. O zaman plan güncellemesi yapalım. Plan güncelleme. Plana bak abi, plan geride. Planı bir dakika. Şöyle seçeceğim. Şu ucunu da alacağım. Buraya yerleştireceğim. Şöyle. Güzeldi bak. Tabii Helsinki'ye doğru ben elle yönlendirme yapacağım. Orayı bir alalım bakalım. Almanlar zaten buraya girmişler. Stockholm falan filan oraları alırlar. Ben de bu bölgeyi ele geçireyim madem bu orduyla. Ordumuzun asker sayısı epeyce azalmış. 596 bin adamımız var şu anda da depoda. Ama maalesef onlar da azalacak. Şimdi bu bölgeyi de bir şey seçmemiz lazım. Mor orduya dahil edelim bu bölgeyi. Kaç birlik var morda? 35. Tamam, bunlar kaldırır bu kadar. Biraz zor aslında ama mecbur, ne yapalım? Bu da böyle olsun. Tamam. Evet, bölümümüzü böyle bitirelim arkadaşlar. Bu bölüm umarım biraz daha hızlı gidebilmişizdir. En azından şurada ilerledik epeyce. Belki bir dahaki bölümde Sovyetler biter diye düşünüyorum. Bakayım. %17'ye kadar düştü. %7 kaldı. Onu da halledeceğiz. Moğolistan önümüz tur kesinlikle biter. Çünkü şu anda
%30'a kadar inmemiz lazım. %65'te. Başkentleri düştü mü zaten bunlar giderler. Başkentleri kalıyor zaten geliyor. Ulan Batar. Ulan Batar. Öyle gibi bir şey. Evet. Şekil bu arkadaşlar. Almanlardan daha büyük bir bölgeye sahip olduk. Beni uyuz eden bölge sadece şu bölge ve şu bölge şu anda. Yani tabii ki burası ilk uyuz olduğumuz bölgeydi ama yapacak bir şey yok. Bu da bizim ittifakımıza dahil olan bölge. Vichy Fransası kurulunca maalesef bu onlara da düştü. Biz de yani ileride belki hani yeniden dönüp Almanlarla savaşmaya kalkarsak olabilir ama hiç zannetmiyorum o kadar uzatacağım bu seriyi. Şimdilik bakalım böyle devam edeceğiz. Almanlar iyi duruyorlar. Aa bak burayı unuttum ben. Başarılı olmuş bizimkiler. Şimdi şu 7 birliği hemen neyse öbür bölümde yapalım bunları arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hadi eyvallah.